Ben avukat Ayhan Ömen, E2 vizesiyle Amerika'da iş kurup sonra işler umduğumuz gibi olmazsa iş yerini başkasına devir edebilir miyiz? Yoksa o yatırdığımız para yanıyor mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim buna cevap verirken. Siz eğer Amerika'da iş kurdunuz ve yatırım yaptınız ve bunun sonucunda da E2 vizesi almaya çalıştınız fakat alamadınız. Bu alamama durumu olduğu zaman siz sonuçta Amerika'da bir iş yeri sahibisiniz ve yatırımınız var. İş yerinizi satabilirsiniz, devredebilirsiniz. Bu tabii ki E2 vizesi alıp almamanızla ilgili olan bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla eğer sizin Amerika'da bir iş yeriniz varsa, şirketiniz varsa ya da ortaklığınız varsa bununla ilgili devirleri gerçekleştirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu noktada bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Fakat şunu da ekleyelim biz. Burada eğer siz bir iş yerini satın alacaksanız ve o iş yeri sizi satacak kişi sizin E2 vize alma koşulunuzla almanızı kabul ederse bu şartları, o zaman da aslında böyle bir yatırım yaparken yatırımı yediyemin dedikleri avukatın escrow hesabına yapabiliyorsunuz ve dolayısıyla vizenizi alamamanın durumunda da paranız geri alma durumunuz oluşabilir. Yani ama tabii bu da iş yerini satacak kişiyle yapacağınız anlaşmaya göre değişecektir. Yoksa farz edelim alamadığınız vizenizi, o zaman iş yerinizi devredebilirsiniz, satabilirsiniz. Bu imkanlarınız arasında olacaktır.